Türkiye 18 yıldır Kemal Derviş düzeniyle beraber yönetiliyor. Bu düzende ne şekilde soyulduğumuza dair ben bir grafik hazırladım. Bunu Yüce Türk Milleti ile beraber paylaşmak istiyorum. Şimdi dikkat edecek olursanız Türkiye yabancı paraya mahkum edildi. Yabancı bize bundan 18 yıl önce 1000 dolar getirdi. Bu çok iyi bir şeydir diye ve bunu yastığımızın altına koymamızı istedi. Bunun karşılığında o günkü kurla beraber bizden 1625 lira aldı. 1625 lira. Biz bu 1000 doları yastığın altına koyduk. Ama yabancı bu 1000 doları aldı, faize yatırdı. Dikkat edin, burada o günkü faiz kurlarının, Merkez Bankası'nın nezdinde bankalar arası ortalama faiz kurlarını biz burada hesaba aldık. 1625 lirayla başlayan bu süreç, o gün faizleri %63'tü. Birinci yılda 2968 liraya vurdu. İkinci yılda, yani faizden kaldırıp tekrar faize vardı. 3964 liraya vurdu. Tekrar kaldırdı faizi, tekrar kaldırdı faizi. Yani bu Türk parasını sürekli olarak faizden faize, faizden verdi. Bugün geldiği rakam 28.770 TL. Şimdi bu Merkez Bankası'nın nezdinde bankalar arası piyasada oluşan bu rakamın üzerine bankalar 3 puan ekleyip kredi olarak batı sanayiciye vesaire halka verdiklerinde bu kırmızı süreç, bu grafik ortaya çıkıyor. Bakıyoruz ki bu rakamlarla beraber de 44.000 TL'ye ulaştığımızı görüyoruz. Şimdi ben burada küçük rakamları aldım. Dikkat edecek olursanız en yüksek faiz olarak %27'yi aldım. Bu yıl faizlerin %40'ı hatta %50'nin üzerine vardığını biliyoruz. Hatta merdiven altı faizlerin çok daha yüksekte olduğunu biliyoruz. Şimdi burada neyi anlatmak istiyorum? Yabancının bizim elimize verdiği ve yastık altına koyduğumuz bu 1000 doların bugün geldiği rakam 5870 TL. Yani vatandaşın yastığının altında olsa 5870 TL'ye çıkacak. Yani yastığın altında durdu bu para ama şu anda elde edebileceği, satın alacağı güç mesela 5870 TL. Ama bizim elimize aldığımız çok iyi, çok değerli bir nesnedir diye elimize sıkı sıkıya tuttuğumuz yastığın altına koyduğumuz bu 1000 doların karşılığı olan bu 1625 lirayı adam faizden faize yatırdı, Merkez Bankası nezdinde biz 28.770 kredi faizi olarak 44.000 TL. Kaç yılda 28.770? 18 yılda. 18 yılda 1000 dolar. 8.000 dolar oldu. 8.000 dolar. Yaklaşık 8.000 dolar. Yani adam 1000 dolar getirdi. Bugün 8.000 alıp memleketine dönüyor. Şimdi neticede biz çok değerli bir nesnedir diye yapıştığımız bu doların seyrini burada yıllara göre Merkez Bankası nezdindeki döviz kurlarını nazar itibarı alarak bu grafiği oluşturdum. Şimdi o zaman bu büyük bir soygun aslında değil yani mi? Yani bu Türk milletinin ne şekilde soyulduğunu anlatıyorum. 8 katı yani adam 1000 dolar getirdi bugün 8.000 dolara götürüyor. 1 milyon dolara götürüyor 8 milyon dolara götürüyor. Ya bu korkunç bir şey. Şimdi neticede bu faizleri biz hane halkı ödüyoruz. Ya bu para vatandaşın bizlerin cebinden çıkıyor. Benim cebimden çıkıyor. Yani vergilerle beraber karşılanıyor. Bizim çünkü, vergilerimiz de öyle. Tabii şimdi ben buzdolabı alıyorum, otomobil alıyoruz, halı alıyoruz, elbise alıyoruz. Bu fabrikatörler bu kredileri ödüyorlar. Bu kredilerle beraber üretim yapıyorlar. Buzdolabı üretilirken bunun maliyetin içerisinde bu faiz var. Bunu sanayici cebinden çıkacak diye bize ödeyecek onu. Dolayısıyla beraber her türlü bunu ödüyoruz. Ben ödüyorum, sen o tane halkı ödüyor. Neticede bu şekilde soyulduğumuzu görüyoruz. Şimdi biz sakın burada faiz reklamı yaptığımızda ortaya çıkmasın. Zira bu faizlere biz mevduat faizi buralara ulaşamaz. Mevduat faizleri daha çok daha düşüktür. Dolayısıyla beraber yani böyle bir faizi... Bu faizi ancak yabancılar... Yabancılar, Türkiye, finansörler. Evet. Türkiye'de 49 tane bankacı var. 49 tane bankacı 82 milyon vatandaşın kaderini çiziyor. Aslında bankaların her yıl ne kadar hep rekor karlar açıklamasının nedeni de bu olsa gerek. Doğru. Ama yok orada çok önemli bir şey var. Onlar karlarını çiziyor. Asıl karları daha yüksek. Tabii. Onları beyan etmezler. Bütün yaptıkları işlemler devlet garantisindedir. Hiçbir zaman onlara zarar helal gelmez. Ama bu faturayı da biz hane halkı olarak biz ödüyoruz. Şimdi vatandaş
$1,000'lık, 1000 TL üretilen bir buzdolabını, yani eğer kredi maliyetleri böyle yüksek olmasa, kredi maliyeti olmasa, vatandaş 1000 liraya bir buzdolabı üretecekken, bunu 2000 TL'ye üretiyor. Biz de peşin paramız olmadığı için gidiyoruz bunu bayine, vadeli alıyoruz, yani taksitle alıyoruz, 3000 TL'ye alıyoruz. Yani biz 1000 liraya fabrika üretse, 1200 liraya alabileceğimiz bu buzdolabını, bugün kredi maliyeti artı vade farkıyla 3000 TL alıyoruz. Zaten 2000 TL maaş alıyoruz yani. Şimdi bunu 3000'de, yani emeklerimiz sömürülüyor. Finansörlerin cebine giriyor. Bunlar sadece bizim Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın sorunu. Evet. Dünya bu şekilde, korkunç bir şekilde soyuluyor. Amerikalısı da soyuluyor. Fransız'da, İngiliz'de hepsi soyuluyor. Neticede dünyada bakıyoruz ki kargaşalıklar var. Fransa'da Sarıyerekliler ayağa kalkıyor. Şili'de vatandaşlar, Lübnan'da arkadaşlar, Ukrayna'da, Gürcistan'da, Hong Kong'da vatandaşlar sokaklarda. İşte bütün bu protestoların temelinde ekonomi var diyor. Evet, halk geçinemiyor efendim. Geçim sıkıntısı. Biz geçinemiyor. Milletin cebinde para yok. Milletin cebinde kredi kartı dolu. Sırtlarında borç var, evlerinde, arabalarında ipotekler var ama bir tarafta da dolar milyarderleri fışkırıyor. Yani burada bir servet